Hayırlı sabahlar. Üstad Bediüzzaman'ın zulme karşı duruşunu önceki yayınlarımızda, soru-cevap yayınlarımızda zaman zaman işlemeye çalışmış idik. Ama ehemmiyetine binaen, ihtiyaca binaen bir kez daha üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü özellikle Şeyh Said ve Dersim gibi Doğu isyanları çok kanlı bir şekilde bastırılırken Üstad oralardaki zulümlerle hiç ilgilenmeyip ve meşgul olmayıp tamamen iman hizmetine odaklanmış diyenler var. Burada öncelikle şunu ifade edelim. Üstad, isyan teşebbüsü öncesinde kendisinden destek isteyen Şeyh Said'i dahilde kılıç kullanılmaz, tek çare milletin irşat ve tenvir edilmesidir diyerek uyarmıştı. Ve hayatı boyunca zulümlere maddi mukabeleden uzak durup ama teslimde olmadan, boyun eğmeden manevi cihat ve müspet hareket esası üzerine hareket etmiş idi. Şeyh Said ve Menemen gibi olayları da tuzak olarak değerlendirmiş ve böylesi tuzaklara düşmekten hep uzak durmuştu. Bunlara karşı dikkatli olmuştu. Hizmetini selametle en zor şartlarda tüze çıkarmasının ve muvaffakiyete eriştirmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu dikkat, feraset ve teyakkuzuydu. Ama bu üstadın yapılan zulümlere ilgisiz ve kayıtsız kaldığı anlamına gelmez. Her dönemde zulme karşı çıkan, zalimler için yaşasın cehennem diye haykıran ve bütün kuvvetimle adaleti tammenin lehinde, tam gerçek adaletin lehinde ve zulmün aleyhindeyim diyen üstadın duruşu, zulümler karşısında böyle bir duyarsızlığa izin vermez. Hatta 31 Mart olayında yargılandığı sıkı yönetim mahkemesinde beraat ettikten sonra diğer mahpusların, benzer ithamlarla yargılanan diğer birçok insanın da hukukunu savunmuş, masumiyetinin nazarı vermiş ve müdafasıyla onların da idamdan kurtulmalarına vesile olmuştu. Bunu Divan-ı Harb-i Örfi müdafasında görmek mümkün. Üstadın zulme karşı duruşunun ve hassasiyetinin örneklerinden bazılarını birlikte gözden geçirelim ki bunlar eski Said dönemi eserlerinde başlayıp son emirdağ mektuplarına kadar devam eden bir hassasiyetin örnekleri. Mesela Sünhat isimli eserinde diyor ki, bir köyde bir hain bulunsa, o köyü masumeleriyle imha etmek veya bir cemaatte bir asi bulunsa, o cemaati çoluk çocuğuyla ifna etmek, yok etmek gibi en dehşetli vahşetlere şu medeniyet fetva veriyor. Bir emirdağ mektubunda da şu ifadeleri görüyoruz. Bu zamanda innel insane lezalumun kefur, insan çok zalim ve nankördür mealindeki İbrahim suresi 34. ayetinin sırrıyla şiddet bir zulümle, şiddetli bir zulümle mukabele eder. Elinde hüküm varsa bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı 100 cani için feda edilmez. Onların yüzünden ona zulmedilmez. Ki üstadın hassasiyetle üzerinde durduğu ve Hazreti Ali'den radıyallahu anh tevarüs eden bir adalet-i mahza duyarlılığı var. Bir masumun hakkı 100 cani için feda edilmez. Onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet 100 masumu birkaç cani için zararlara sokar. Mesela hatalı bir adama müteallik biçare ihtiyar valide ve pederi ve masum çoluk çocukları ezmek, perişan etmek, tarafkirane adalet etmek, düşmanlık etmek şefkatin esasına zıttır. İşte yaşadığımız süreç maalesef bu tespitlerdeki acı gerçeklerin ne kadar insafsızca tekrarlandığını gösteriyor. Keza 5. şuadaki öyle dehşetli bir istibdatla hareket eder ki bir cani yüzünden binler masumu mahveder ifadesi için
Abdülrezzak isimli bir nur talebesi şöyle diyor. O davanın doğruluğuna delalet eden tek bir emaresi 1938'deki Dersim faciasında binler masumları, ihtiyar kadınları hem öldürüp hem ateşlere atmak ve bir isyan tevehhümü ve ihtimali yüzünden yaktırması mağaralarda zehirli gazlarla, bombalarla yaktırması o hükmü kat'i olarak gözlerine sokuyor. Dersim faciasındaki yürek yakan olaylar, katliamlar. Rumuzat-ı Semaniye'deki bir mektupta geçiyor bu ifade. Şimdi Risale-i Nur'da karede geçmiş bu açık örnekler ortadayken üstadın Dersim katliamından ayrıntılarıyla söz eden bir dönem, bir talebesini azarlayıp uyardığı şeklinde aktarılan hatırayı kendi bağlamında yapılmış özel bir ikaz olarak anlamak herhalde yanlış olmasa gerek. Yanlış olan hangi bağlamda, hangi makamda yapıldığını iyi araştırmak gereken bu örneği genelleyip üstad zulümlere duyarsız ve kayıtsız kalmıştı gibi bir hükmün dayanağı olarak göstermek. Yanlış olan bu. Bu arada tabii üstadın zulümlerle ilgili olarak kader boyutuna, hikmet boyutuna, rahmet boyutuna dikkat çeken başka izahları da var. Bunlar ayrı yayınların konusu ama bunları bütünlüğü içerisinde değerlendirmek ve hiçbir şekilde bu izahlardan sanki zulme karşı duyarsız bir tavır sergilemiş neticesine varabilecek bir hüküm çıkarmak kesinlikle doğru değil, kabul edilemez. Üstad Kur'an'dan aldığı dersle zulme rıza zulümdür diyen ve zalimler için yaşasın cehennem diyen bir alim, bir mücahit ve adaleti hayatı boyunca savunmuş, Kur'an'ın dört esasından birinin adalet olduğunu tefsirinde, İşaretül İcaz tefsirinde ve başka eserlerinde nazarlara sunmuş olan bir insan. Onun için üstadın zulme karşı duruşunu iyi anlamak ve ona göre hatta hareketimizi tayin etmek gerekiyor.